Bu hafta yüzyıllarca koruduğu tarihi ve kültürel dokusuyla Orta Asya'nın ve Özbekistan'ın en kadim ve en mistik şehirlerinden Buhara'yı tanıyacağız. Tarih boyunca birçok sanatçı, fikir adamı ve modern ortaçağ biliminin kurucularından İbn-i Sina gibi bilim adamlarını yetiştiren kentte, öncelikle Samaniler tarafından yapılan ve tarihte Orta Asya'da yapılan ilk türbe olma özelliği taşıyan İsmail Samani Türbesi'nin mimari özelliklerini göreceğiz. Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar tarafından yaptırılan ve şehrin en önemli simgelerinden olan Cengiz Han'ın bile her yeri yakıp yıkarken dokunmadığı Kalan Minaresi'ni ve ilginç hikayesini öğreneceğiz. Sovyet döneminde Orta Asya'da açık kalmasına izin verilen tek medrese olan Miri Arap Medresesi'ni görüp, İbn-i Sina tarafından tarif edildiği söylenen Buhara'ya özgü Özbek pilavının, diğer adıyla Buhara pilavının kentteki kültürel yansımalarını öğreneceğiz. Orta Asya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Buhara, tarih boyunca Moğollar, Sasaniler ve Karahanlılara başkentlik yapmış, tarihi İpek Yolu üzerindeki en önemli şehirlerden biri. İlk insan yerleşimlerinin 5000 yıl öncesine dayandığı Buhara'da, şehir tarihi ise en az 2500 yıl önceye gidiyor. Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasındaki Mavera-ün Nehir'de, Zerefşan Irmağı'nın havzasında, Kızılkum Çölü'nde mistik duruşuyla adeta bir mücevher gibi parlıyor Buhara. Arapların bu şehri Müslümanlaştırmakta çok zorlandıkları söylenir hep. Hatta Cuma Camii'ne gidenlere ödül dağıtarak halkı namaza alıştırdıkları söylenir. Ve biz şu an tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılardan hemen önce İran asıllı Samaniler tarafından yaptırılmış Orta Asya'nın ilk türbesini görüyoruz. Zerdüştlüğün son dönemleriyle İslamiyet'in ilk yılları arasında bir geçiş özelliği gösteren yapı, dört kemerli, dört kapılı, dört küçük kubbeli ve kare şekliyle bir Zerdüşt ateş tapınağına benzetiliyor. Ağır kale benzeri köşe payandaları Orta Asya'nın İran asıllı Soğut geleneklerinden etkilenilerek yapılmış. Bu bölgenin İslam'a geçişinin ilk yıllarında Zerdüşt nüfusunun büyük çoğunluk oluşturduğu biliniyor. Hatta Buhara, ateşe tapanların şehri olarak namlanmış bir şehirdi. Binanın hem yapısal hem de dekoratif elemanları için dikdörtgen ve kare 18 değişik şekil ve boyutta pişmiş tuğla kullanılmış. Pişmiş tuğla o dönem bilinen bir malzemeydi. Ancak bu kadar kapsamlı ve yaratıcı kullanımının o dönem için bir eşi yok. Geometrik bezemenin dışında tuğlanın el vermiş olduğu dört kollu yıldız ve Rumi palmetler gibi süsleme kompozisyonları da kemerler üzerinde kullanılmış. Beden duvarlarının hemen üstünde başlayan ve yapının dört yanında dolanan sivri kemerli nişler cepheye ayrı bir hareket kazandırıyor. Güneş doğarken gün ortası ve gün batımı olmak üzere günde üç defa görülmesi tavsiye edilen yapının gelen gün ışığının yönüne göre tuğla renk tonlarının da değiştiği söyleniyor. Günümüzden 1000 yıl önce sadece pişmiş tuğla kullanılarak yapılan Orta Asya'nın mücevher kutusu olarak isimlendirilen bu yapı, daha sonra Karahanlılara, Büyük Selçuklulara ve Anadolu Selçuklularına da örnek oldu. 11. yüzyılda ilk defa Karahanlılar döneminde başlayacak olan Çin'i süslemelerini bu yapıda hiç göremiyoruz. Çünkü yapıldığı dönemde Çin'i henüz bilinmiyordu. Türbenin iç kısmı da dışı kadar etkileyici. Kendini Samanilerin refahına adamış ve halkı tarafından çok sevilen bir hükümdar olan İsmail Samani'nin sandukasını görüyoruz. Tekrarlanan desenler, mezar için incelikle hesaplanmış müthiş bir uyum ve sonsuzluk hissi oluşturuyor. Moğol saldırıları sırasında çölde meydana gelen fırtınaların ardından kuma gömülerek saldırılardan kurtulan yapı bu sayede günümüze kadar ulaşabilmiş. İsmail Samani Türbesi Buhara'da antik su kaynaklarından kalan az sayıdaki havuzlardan birinin hemen yanında yer alıyor. Türbenin önündeki geniş alan 19. yüzyılda büyük bir mezarlık şeklindeymiş.
Sovyetler döneminde çevredeki mezarlık kaldırılmış ve park alanı olarak düzenlenmiş. Günümüzde bu alanın bir köşesinde geleneksel Buhara el sanatlarından örnekler sergileyen zanaatkarlar ve onların çalışmaları ile hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar bulunuyor. Alanın Registan Meydanı yönünde ilk Samaniler döneminde yaptırılan Hazreti Eyüp Çeşmesi'nin de bulunduğu kubbeli bir kompleks yer alıyor. Bugün bir müze olarak düzenlenen yapı 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sürekli yenilenmiş. Hazreti Eyüp'ün Buhara'ya uğradığı bir ziyareti sırasında halkın susuzluğuna çare olsun diye bastonunu yere vurarak ortaya çıkardığına inanılan bir su kaynağını ve sahibi bilinmeyen bir mezarı barındırıyor. İslamiyet öncesi bir kurban alanı olduğu rivayet edilen yapıdaki suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Burası Poikalan olarak adlandırılan Farsça ulunun ayağı anlamına gelen ve kalan minaresi çevresinde yer alan dini ve mimari bir kompleks. Daha önce Semerkant bölümümüzde gördüğümüz Registan Meydanı Semerkant için ne kadar önemliyse Poikalan kompleksi de Buhara için o kadar önemli. Gördüğümüz minare Kalan Minaresi, Buhara'nın en önemli simgesi. 1127 yılında Karahanlı hükümdarı Arslan Han tarafından Bako isimli bir mimara yaptırılmış ve 100 yıl öncesine kadar Orta Asya'nın dik ve en büyük minaresi olma özelliğini taşıyormuş. Tepesi dahil 48 metre yüksekliğindeki minarenin tabanı 9 metre çapında ve yukarı doğru gittikçe daralıyor. Farklı dönemlerde farklı amaçlar için kullanılan minare, bir dönem tepesinde yanan meşale ile uzun kervanlara yol gösterici, bir dönem gözetim kulesi, bir dönem insanların namaza çağrıldığı Kalan Camii'nin minaresi olarak kullanıldı. Fakat minare ile ilgili bana en ilginç gelen detay ölüm kulesi olarak adlandırılması oldu. Çünkü 20. yüzyılın başlarına kadar suçlular minarenin tepesinden atılarak idam edilirmiş. Farklı desen ve şekillerin yer aldığı 13 kuşaktan oluşan 105 basamaklı minarenin temeli 10 metre derinliğinde. Ve mimarı Bako vasiyetinde eğer minare bir gün yıkılacak olursa mezarının başucuna düşmesi nedeniyle mezarının düşme noktasına kazılmasını istemiş. Efsaneye göre temeli kaymak taşı ve deve sütünden atan usta inşaatçı bir süre ortadan kaybolur ve 2 yıl geçip temel oturarak iyice dayanıklı hale geldiğinde inşaata devam eder. Yine bir başka efsaneye göre yapımından yaklaşık 100 yıl sonra Cengiz Han Buhara şehrini yakarken Kalan Minaresi'nin çok yakınına kadar gelir. Hayranlıkla minarenin tepesini görmek için başını yukarı kaldırdığında birden miğferi yere düşüverir. O güne kadar hiç kimsenin ve hiçbir şeyin önünde eğilmemiş olan Cengiz Han minarenin önünde eğilerek miğferini yerden alır ve bir an duraklar. Bugüne kadar hiç kimsenin ve hiçbir şeyin önünde eğilmedim. Fakat bu minarenin önünde eğildim. Onun için bu yapıya dokunmayın, bırakın sağlam kalsın der. Böylece minare yıkılmaktan kurtulur. Minare kurtulmasına kurtulur fakat minarenin yanındaki cami Cengiz Han'ın gazabından kurtulamaz. 1121 yılında yine Karahanlı hükümdarı Arslan Han tarafından yaptırılan, o dönem Cuma Camii olarak da isimlendirilen ilk cami öylesine görkemlidir ki 13. yüzyılda şehre gelen Cengiz Han burayı ilk olarak Sultanın Sarayı sanır. Rivayete göre Cengiz Han Buhara'ya geldiğinde insanlar büyük bir katliam olacağını tahmin ederek Kalan Minaresi'nin yanındaki bu camiye sığınırlar. Cengiz Han'ın bir mabede sığınan insanlara dokunmayacağını ve bu şekilde katliamdan kurtulabileceklerini düşünürler. Fakat mescide giren Cengiz Han ve askerleri içeridekilerin tamamını kılıçtan geçirir ve Kök Gümbaz adı verilen büyük mavi kubbenin önünde o dönem şu an gördüğümüz şadırvan benzeri yapının yerindeki kuyuyu cesetlerle doldurur. Cami saldırıdan büyük tahribat görünce 1514 yılında eski plana sadık kalınarak yeniden yaptırılır. Kuyunun bulunduğu yere de ölenlerin anısına bu yapı inşa edilir.
Caminin iç avlusunu çevreleyen galerilerin çatısında 208 sütun üzerine oturan 288 kubbe bulunuyor. Daha önceki Semerkant bölümümüzde gördüğümüz Bibi Hanım Camii ile aynı büyüklükte olan camide aynı anda 10.000 kişi namaz kılabiliyor. Kalan Camii'nin hemen karşısında Poi Kalan Kompleksi'nin 3. ve son yapısı, Sovyet döneminde Orta Asya'da açık kalmasına izin verilmiş tek medrese olan Miri Arap Medresesi. 16. yüzyılda Buhara hükümdarı Ubeydullah Han tarafından hocası Abdullah Yemeni adına yaptırılan medrese, masmavi kubbeleri ve çini süslemeleriyle dikkat çekiyor. Miri Arap, halk arasında Abdullah Yemeni için kullanılan bir lakap. Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureyi temsilen 114 oda ve 2 kattan oluşan medresenin alt katı derslik, üst katı ise yatakhane olarak kullanılıyor. Buharalı ünlü tıp bilgini İbn-i Sina tarafından tarif edildiği söylenen ve günümüzde Özbek sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Özbek pilavının yapıldığı yöre ve katılan malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor. Gördüğümüz Buhara pilavı ve bu kültürü öylesine yerleşmiş ki pilav için maniler, deyimler, atasözleri ve şarkılar bulunuyor. Özbekler arasında yaygın inanışa göre eğer insan bu pilavdan bir kez tadarsa hayatı boyunca o lezzeti unutamaz.